Hoş geldiniz. Taysat Sevgöz Çelik ben. Bugün bizim için de ilklerden birisini yaşıyoruz. Daha doğrusu bu ikinci tecrübemiz. Dün bu süreçte, COVID-19 sürecinde tabii bütün düzenimiz değişti, alışkanlıklarımız değişti. Dijital dünyaya biraz daha fazla kullanmaya başladık hepimiz, her birimiz. Taysat olarak biz de yaptığımız eğitim faaliyetlerini, bilgilendirme faaliyetlerini çok askıya almayalım süreçte. Dolayısıyla online platformlardan hizmetlere devam etmeye başladık dün itibariyle. İlk online seminerimizi gerçekleştirdik. Bugün ikincisi için bir aradayız. Şimdi kameralarınızdan bazı tanıdık yüzleri de görüyorum. Dün de katılan birkaç üyemiz yine bugün de bizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sınırlı bir vaktimiz var. Biraz vakti de verimli kullanmak adına hemen sözü Taysat Başkanı Alper Kanca'ya devretmek istiyorum. Alper Bey'in sizlere mesajından sonra da Kurt & Partners Hukuk Bürosu'ndan değerli avukatlarımız İzzet Bey ve Özlem Hanım pandemi ve sözleşmelere etkisi konularını soru cevap şeklinde ele alacaklar, anlatım gerçekleştirecekler. Hem konuşmacılarımıza hem de sizlere katılımınız için teşekkür edelim. Alper Bey söz sizde. Merhaba. Tabii hayatımız bir anda değişti. Daha sonra iş yapma şeklimiz değişti. Bir hatırlatmayla başlayayım. Daha evvelden böyle toplantıları işte Taysat binasındaki merkezimizde yapardık ve işte orada derdik ki cep telefonlarınızı kapatın falan diye. Şimdi tabii şu anda herkese şöyle bir icadı bulunuyoruz. Lütfen mikrofonlarınızı kapatın. Yani katılan bütün arkadaşlarımızın mikrofonlarını kapatmaları gerekiyor. Ben mesela ekranda kimlerin kapatmadığını görebiliyorum. Onlar da baktıklarında kendilerini görebiliyorlar. Eğer mikrofonlarımızı kapatmazsak tam bir kaos oluşuyor. Sesler geliyor, çocuk sesleri geliyor bu arada falan filan. Peki, hızlıca başlayalım. Önemli bir konu bugün ele alıyoruz. Dernek olarak da aslında iki kere anket yaptık üyelerimize. Üyelerimizin hangi durumda olduğunu görmek istedik. Bugünkü toplantıyla da ilgiliydi bu anket. Mesela bir anket sorumuz, üyelerimizin ne kadarının İŞKUR'a başvurup başvurmadığını, ne kadarının kısa çalışma yapıp yapmadığını öğrenmek içindi. Gördüğünüz gibi %75'i İŞKUR'a başvurdu. Yani kısa çalışma yapıyor. Bu bugün konuşacağımız meselelerin içerisinde iş hukuku ile ilgili kısımlarını ilgilendiren bir iş. Bambaşka bir dönemdeyiz. Toplam üyelerimizin %75'i normal çalışma temposunun dışında çalışacaklar. Bu özel bir durum. Burada sözleşmeler değişiyor, sözleşme maddeleri değişiyor, hukuk başka bir hukuka dönüşüyor falan. Mesela bu taraftan bir bakmak gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü toplantımıza katılanların listesine baktığımızda insan kaynaklarından katılımcılar var, satın alma tarafından katılan katılımcılar var ya da satış tarafından, yani üç farklı bölüm yöneticileri katılıyorlar. İnsan kaynakları tarafında hayat oldukça değişti, bunu bilmek gerekiyor. Devam edelim. Bir sonraki sayfamızda şeyi göreceğiz. Ne kadar firmamız aslında tamamen çalışıyor, ne kadarı kısmen çalışıyor. Burada görüyorsunuz şu anda 6 Nisan, 12 Nisan haftası içerisindeyiz. Yani soldan ikinci kutucuk. Şirketlerimizin %53'ü kısmi çalışmada, %35'i komple durmuş. Yani üyelerimizin %35'inde hiçbir faaliyet yok. Mesela bu çok az rastlanır bir şey. Bu birçok şeyi değiştiriyor tabii. Hukuki açıdan da buradan bir sürü soru çıkması mümkün. %13 ile tesadüf rakamlara bakarsanız bu hafta için hiçbir şey yok. Hayat normal devam ediyor. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışan şanslı üyelerimiz de var. Evet, bir sonraki lütfen diyeceğim. Tabii krizin ne kadar süreceği de bugün konuştuğumuz meseleyi biraz ilgilendiriyor. Yani bir hafta, iki hafta içinde çözülecek bir kriz olsaydı bu kadar çok dert etmeye gerek yok. Ama tabloya bakarsanız üyelerimizin %60'ından fazlası bu krizin 8 haftadan uzun süreceğini düşünüyor. En az 8 hafta ve üzeri daha fazla süreceğini düşünüyor. Yani konuştuğumuz meseleler 1-2 haftalık meseleler değil, en az 2-2,5 ay, hatta 3 ay
yoğun bir şekilde gündeme gelecek. Sonradan da belki azalan etkisiyle devam edecek. Bir sonraki. Satış ve satın alma tarafındaki arkadaşlarımızı ilgilendiren bir veri bu. Henüz yani 30 Mart itibariyle, geçen hafta itibariyle çok fazla nakit sıkışıklığı konusunda bir endişe yok. Çünkü hala daha çark işliyor gözüküyor. Ama bundan sonraki dönemde göreceğiz ki çarklar bu kadar düzgün işlemeyecek. Muhtemelen sıkışıklıklar başlayacak. Mesela burada katılımcıların %88'i nakit sıkışıklığına önlem almış durumda gözüküyor. Sağ taraftaki grafikte. Ama önümüzdeki günlerde bu nakit sıkışıklığı meselesi önümüzde çok ciddi bir problem olarak gelecek. Yani bu sözleşmelerimizde, özellikle ana sarayda sözleşmelerimizde başımıza artacak bir mesele. Gecikmeli ödemeler olabilecek, vadelerde ödeme gecikmeleri olabilecek. Bunun için şimdiden düşünmek gerekiyor. Bir sonraki. Krediler mesela burada var. Kredilerde sorun var mı diye. Şu anda çok büyük bir sorun gözükmüyor. Bu da henüz daha sıcak. Henüz daha hepimizin, bütün üyelerimizin hissetmediği meseleler ama önümüzdeki günlerde ticari anlamda bankalarla da sorunlar yaşayabileceğiz. Yani bu yeni dönemde birçok üyemizin uğraşacağı alanlardan bir tanesi banka, teminat, banka kredisi ve teminat temin etmek gibi noktalar olabilir. Evet. Daha evvelden yapmış olduğumuz güzel bir çalışma vardı. Muhtemelen bugün sanal toplantımıza katılan arkadaşlarımızın bir kısmında desteği vardı. Otomotiv sektörü tedarik sözleşmeleri ve hukuksal sorunlar el kitabı diye bir kitabımız var. Normal zamanlar için hazırlanmış bir kitap bu tabii. Normal zamanlarda hani dertlerimize çare olsun diye bir çentik listesi, bir checklist mantığıyla her bir konu başlığı altında işte bu konuda şunu yaptınız mı, bu konuda bunu yaptınız mı diye Kurt & Partners'ın çok güzel bir çalışması. Eğer bunu temin etmemişsiniz, temin etmenizi tavsiye ederim. Krizde de işe yarayabilir. Çünkü buradaki bazı maddeler bence kriz zamanında da gündeme gelecek. Hem satın alma hem de satış bölümlerinden gelen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Özellikle satış tarafından gelenler için önümüzde zorlu bir süreç var. Henüz daha ana sanayi firmaları çalışmaya başlamadılar, tatilden geri dönmediler. Ama yavaş yavaş sağdan soldan gelen bilgilerle görüyoruz ki tatilden geri döndükten sonra oldukça yaratıcı olacaklar. Oldukça farklı taleplerle gelecekler. Onun için şimdiden buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Zihin jimnastiği yapmamız gerekiyor. Tek tek herhangi bir üyenin direnmesi söz konusu değil ama herkes hakkını savunursa, herkes önce hakkını bilir, sonra da hakkını savunursa bence sektör olarak mutlaka bu işten çok büyük zarar almadan çıkarız. Ben kısa bu giriş konuşması için, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da benzer toplantılarımız olacak. Bir süre böyle uzaktan idare edeceğiz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Kurt & Partners'tan gelen avukat arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza da katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Alper Bey, biz de teşekkür ederiz. Ben tabii burada hemen yoğunluğu insan kaynaklılardan oluşan bir grup olunca karşımızda bir hatırlatmayı da hemen yapma ihtiyacı hissediyorum. Seminerimizin ses ve görüntü kaydını alıyoruz. Dolayısıyla kaydının alınmasını istemeyenlerimiz varsa kendilerinden videolarını ve seslerini kapalı konuma almalarını rica edeceğiz. Bu kaydı da daha sonra Taysat YouTube kanalından izleyebilir olacaksınız. Bu açıklamayla birlikte hemen sorumluluğumuzu da yerine getirdik. Hukukçularımıza sözü bırakalım. Özlem Hanım, buyurun. Özlem Hanım'ın sesini açmamız lazım. Sevgi Hanım, tekrar merhabalar. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sevgi Hanım, teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Başkan Alper Bey'e de teşekkürler. Çok güzel bir girişti. Ayrıca yakın zamanda dediği gibi normal şartlardaki dönemler için yaptığımız çalışmaya da atıf yaptığı için ayrıca teşekkürler. Sevgili konuklar diyeceğim. Çünkü hepimiz artık birbirimizi evlerimizde ağırlar olduk bu yeni dönemle beraber. İçinden geçtiğimiz aslında çok da hoş olmayan, talihsiz sayılabilecek bir dönemdeyiz maalesef ki.
hem kişisel hem de iş hayatımız çok derinden etkilendi ve bundan sonrasını nasıl değiştireceğini konuştuğumuz dönemdeyiz. Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Tabii ki gönülden bu değişimin, bu kötü günler geçtikten sonra herkes için pozitif olmasını dileyerek bugün yine bu içinde yaşadığımız süreçle bağlantılı gündemimize geçmek isterim lütfen. Malumunuz pandemi artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edildi ve dünya çapında çok kötü sonuçları olan bir salgın olarak artık hukuken de kabul edilmiş bir durumda. Tabii ki herkes hayatında çok yoğun olarak şu an hissediyor ki özellikle ticaret hayatı tarafında işler neredeyse durma noktasına geldi. Bunun hem organizasyonunun yapılmasında çok ciddi hukuki önlemler alınması, bazı hukuki hazırlıkların yapılması gerekiyor. Ayrıca devam eden hukuki ilişkilerin, yani bugünkü konumuz olan sözleşmelerin de bundan nasıl etkileneceğinin planlanması, buna göre hazırlık yapılması ve taraflar arasındaki ilişkilerin de bunlara göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani her iki tarafın da hakları ve yükümlülükleri nelerdir? Bunlar ne zaman ve ne şekilde kullanılmalıdır? Bunların bu pandemi şartları altında doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle hepimizin aşina olduğu sözleşmelerden ama çok şükür ki çok fazla kullanmak zorunda kalmadığımız bir sebep hallerinden birini yaşayıp yaşamadığımızın sözleşmeler ve her bir sözleşme konusu çerçevesinde doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi sözleşmelere etkisi, ticaret hayatına etkisi çok fazla. O yüzden konunun hem iş hukuku perspektifinden hem de her tipteki sözleşmeler bakımından farklı şartları ve farklı sonuçları var aslında. Biz bugün bu son 4 haftadır özellikle hukuk büromuza sıkça gelen sorulardan yola çıkarak ticari sözleşmeleri baz alarak başlamak istedik Taysat'la beraber. Ve çok teşekkür ediyoruz ki bugün 90 kişilik bir kayıt yapılmıştı. Üst sınır buydu. Ama daha fazla talep olmuş. Haftaya bunun bir tanesini daha yapacağız yine aynı konuda. Diğer taraftan iş hukuku, özellikle Alper Bey de biraz önce aslında değindi. Kısa çalışmaya başvurma halleri, iş yerlerinin kapatılması, işçilerle olan diyaloglar da pandemi şartlarından en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi. Buna ilişkin de benzer bir çalışmayı yine tarihi size bilahare bildirilecek. Önümüzdeki hafta yapmayı planlamaktayız yine Taysat'la beraber. Onda da inşallah görüşmeyi isteriz hep birlikte. Şimdi müsaadenizle sözü meslektaşım, ofisimiz ortaklarından İzzet Gürler Bey'e bırakmak istiyorum. Kendisi bir sunumla önce başlayacak. Daha sonra da mümkün olduğu ölçüde sorularınız varsa onları cevaplamaya gayret edeceğiz. İzzet'ciğim buyur. Teşekkür ederim herkese. Öncelikle göstermiş olduğunuz bu ilgi ve teveccüh için gerçekten teşekkürler, bu yoğun katılım için. Güncel koşullara uygun şekilde açıkçası sosyal mesafemizi koruyarak bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Yasal düzenlemelere de uygun olacak şekilde. Şimdi sunumun başında da ifade ettik, sorularla ilgili olarak sonunda yanıtlayacağız. Ben ilk başta sunumu tamamlayacağım ve sizden gelen soru yoğunluğuna göre sunum süresini de belirlemeye gayret edeceğim. Dolayısıyla sorularınızı chatbot'tan doğrudan doğruya iletebilirsiniz. Sunum sonunda şey yapacağız, bunları cevaplandıracağız. Eğer zaman yetişmez ise şu şekilde konuştuk. Sorularınızı tekrar değerlendirip yazılı olarak editleyerek daha sonra mail olarak sizlere dönüş yapacağız. Dolayısıyla hani sorum yanıtlanmadı, yanıtsız mı kaldı diye bir endişeniz de olmasın. Elimizden geldiği kadarıyla yanıtlamaya gayret edeceğiz açıkçası. Şimdi öncelikle tabii pandemi, COVID-19 bunlar çok sık duyduğumuz kavramlar. Pandemi ne? Pandemiler veya pandemik hastalıklar bir kıta veya birden fazla kıtada genel olarak dünya genelinde yayılan, etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir ad ve Dünya Sağlık Örgütü yaşadığımız COVID-19 salgınını bir pandemi ilan etti. Bundan önce
Evet. Bundan önce domuz gribi açıkçası en son pandemik hastalık olarak ilan edilmişti. Daha öncekiler işte veba, İspanyol gribi, kolera, tifo gibi hastalıklardı. Bu bütün bir dünyayı etkilediği malum. Türkiye'de ağırlıklı olarak tedbirleri artırarak belirli tedbirler alıp uygulamaya başladı malum olduğu üzere. Ve bu da doğal olarak bazı yasal düzenlemeleri beraberinde getirdi. Öncelikle tavsiye niteliğinde söylemlerle başlayan tedbirler daha sonra yasal düzenlemelere bürünerek karşımıza çıkmaya başladı. Nedir bunlar? Örneğin vergi beyan ve ödeme süreleri ertelendi, esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi, kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ek tedbirler alındı, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi, kamu gözetim kurumu çerçevesinde yapılacak olan raporlama ve bildirim süreleri 31 Mayıs 2020'ye ertelendi. Ve daha sonra da esas değişiklikleri ve tedbirleri içeren işte Mart ayında 26 Mart'ta 7226 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yayınlandı. Bu kanunun en temel getirdiği düzenleme açıkçası dava, takip, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim gibi ibraz ve zaman aşımı süreleriyle hak düşürücü süreleri durdurması oldu. 30 Nisan 2020'ye kadar bu süreler durdu. Sadece nafaka alacaklarına ilişkin olarak takip ve takipler devam edebiliyor. Bunun dışında icra işlemleri ve dava işlemleri şu aşamada yerine getirilemiyor. Açık düzenleme olmadığı için sadece arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor. İş hukuku katılımcıları İK tarafında muhtemelen bunu sıklıkla görüyorlar. Arabuluculuk süreçleri devam etmekte. Sürelerin durmasının şöyle bir özelliği var. Süreler, bir taraftan da yeni gelen katılımcıları şeye dahil ediyoruz. Süreler durduğu zaman tekrar yeniden başlamıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Örneğin bir aylık bir süre var ise, bu süre 10. günde durmuş ise 30 Nisan'dan sonra kalan 20 günlük süre işlemeye başlayacak. Bu özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus. Yasa şöyle bir düzenleme getirerek biraz bu sürenin de rahat işlemesini sağlamış durumda. O da eğer 30 Nisan'dan önce kalan süre 15 günden daha az ise, 15 gün veya daha az, bu süre 30 Nisan'dan sonra 15 gün daha uzamış kabul edilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı bu süreleri 6 ayı geçmemek üzere uzatmaya ve içeriğini, kapsamını daraltmaya yetkili, genişletme durumu söz konusu değil ama yaşanan güncel koşullara göre daraltma hakkına sahip olacak ve bunlar da Resmi Gazete'de yayınlanacak. Açıkçası Nisan bu hastalığın en pik noktasına çıkacağı, yoğunlaşacağı dönem olarak öngörülmüştü. O yüzden 30 Nisan belirlendi ama gelişmeler, sizler de yakından takip ediyorsunuz, Nisan'dan Mayıs'a doğru kayacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu sürelerin uzama ihtimali de olduğunu biz öngörüyoruz açıkçası şu anki mevcut durum itibariyle. Diğer önemli bir düzenleme 7226 sayılı kanun çerçevesinde Mart 2020 30 Haziran 2020 tarihler arasında iş yeri kiralarında ödemelerde meydana gelen gecikmeler sebebiyle fesih veya tahliye isteminin yapılamayacak olması. Bu konuyu sunumun ilerleyen döneminde bu maddeyle ilgili biraz daha detaylı değerlendirmeyi yapacağız. Bir diğer tedbir mesela olağan genel kurul toplantıları iptal edilebilecek. Yapmak şu an mümkün. Fakat şirketler olağan genel kurullarını olağan genel kurul kararı almış olsalar bile erteleme hakkına sahipler. Çok tartışılan konulardan bir tanesi işte bakanlığın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderdiği yazı çerçevesinde kar dağıtımında yapılan sınırlamaya ilişkin tavsiye kararı. Açıkçası bu bir tavsiye kararı diyoruz şu noktada çünkü yasal bir düzenleme zorlayıcı bir hüküm değil. Ama 2019 dağıtılabilir karının %25'ten fazla dağıtılmaması yönünde bir bakanlık kararı var. Bunun dışında yeni bir kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun taslağı son günlerde işte özellikle dün sosyal medyada, televizyonlarda tartışılmaya başlandı. Böyle bir yasa çıkacak mı, çıkmayacak mı diye.
Tabii orada çok önemli hükümler var. Taslak içeriği aynı şekilde çıkar mı, başka eklemeler olur mu şu an bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla, taslaktan görebildiğimiz kadarıyla örneğin geçici istihdam güvencesi diye iş kanununa bir madde ekleniyor. Bir maddeye göre 3 ay süreyle işverenin haklı nedenle fesih hani hakları hariç olmak üzere iş akdi fesih yasağı getiriliyor. Fakat bunun karşılığında da işverene ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınıyor. Yine bu 3 aylık süre için. Tabii bu 3 aylık süre içerisinde işsizlik fonundan günlük 36.27 TL'lik bir ödemenin yapılması da taslakta yer alan düzenlemeler içerisinde. Tabii bunun iş hukuku açısından çok farklı değerlendirmeleri var. Yani bu çalışan lehine bir durum mudur? Gerçekten onu koruyucu bir düzenleme midir? Tartışmaya açık olacak açıkçası. Çünkü normal şartlar altında iş hukukunda ücretsiz izne çıkarmak ancak çalışanın onayıyla yapılabilecek bir şeyken bu düzenlemede işverene tek taraflı olarak bu hak verilmiş gözüküyor. Çalışanın buna karşılık iş akdini feshedip edemeyeceği haklı nedenle kıdem ihbar tazminatlarını talep edip edemeyeceği konuları da önümüzdeki dönem içerisinde eğer bu yasa çıkarsa diğer bir düzenleme tabii herkes artık evden çalışma modeline geçmeye gayret ediyor. Büyük şekilde evden çıkılmaması öneriliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına zaten evden çıkış yasağı kanunla da getirildi. Bunları göz önüne alarak özellikle bankalar, faktörün şirketleri gibi ticari finansal kuruluşların müşterileriyle arasındaki sözleşmeleri uzaktan iletişim araçları kullanılmak suretiyle mesafeli olarak kurulun belirleyeceği usulle bilişim ve elektronik haberleşme cihazlarıyla gerçekleştirmesi ilişkin bir düzenleme geliyor taslakta. Şirket genel kurullarının biliyorsunuz Mart ayına kadar yapılması gerekiyordu. Fakat bunu mevcut durumlar göz önüne alarak Mayıs ayına kadar, 5. aya kadar yapılabileceği düzenlenmiş. Daha önce yaptırıma tabi olmayan bu düzenleme taslakta eğer yönetim kurulu veya müdürler bu süre içerisinde olağan genel kurul toplantısı için ortakları çağırmazlarsa idari para cezasına bağlanmış durumda. Bu yaptırım olmayan bir durumdu. Yani süresi içerisinde genel kurul yapmasak herhangi bir yaptırımla karşılaşılmıyordu. Sorumluluk kısmı hariç olmak üzere söylüyorum. Fakat burada bir idari ceza yaptırımı da söz konusu. Belki de yine üzerinde durulması gereken bu anlamda tavsiye kararının yasalaşması, o da kar payına ilişkin olarak nakit kar payı tutarı 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşamaz. Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avans dağıtımı yetkisi verilemez diye bir sınırlama da geçici madde madde 47 ile Ticaret Kanunu'na eklenecek bir maddede düzenlenmesi konuşuluyor açıkçası. Bunlar dediğim gibi çıkıp çıkmayacağını henüz bilmediğimiz taslak aşamasında mevcut şekliyle mi çıkar, değişiklik olur mu? Bunu da yakın bir zaman içerisinde göreceğimizi düşünüyoruz. Şimdi pandemi gibi sözleşmesel yükümlülüklerin ifa edilmesini imkansız hale getiren haller genellikle sözleşmelerde mücbir sebep kavramı altında düzenlenmekte ve bu hallerin gerçekleşmesi hali durumunda izlenecek adımlar ayrıca belirlenebiliyor. Tabii hukukta mücbir sebep nedir? Özellikle Türk hukuku açısından bizim mevzuatımızda açık bir tanım yok mücbir sebebin ne olduğuna ilişkin. Fakat doktrin ve Yargıtay kararlarında bu husus şu şekilde ifade ediliyor. Yani mücbir sebep borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen genel davranış normunu veya borcunun ihlalini mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi, karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olay. Sanki bu durumu tarif ediyor ve zaten ondan sonra da devam ediyor. Deprem, sel, yangın, salgın, hastalık gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır diyor Yargıtay kararı. Yani Yargıtay kararıyla Yargıtay kararlarıyla tanımlanan bir olgu mücbir sebep. Genellikle sözleşmelerde mücbir sebep durumunda nasıl hareket edileceği düzenlenebiliyor.
Böyle bir düzenleme varsa sözleşmelerde öncelikle buna bakmak gerekir. Ve buradaki adımları takip etmek gerekir. Örneğin mücbir sebep olması halinde belirli bir süre öncesinden bildirim yapılması. Yani ben bir mücbir sebeple karşı karşıyayım, edimlerimi ifa edemeyeceğim diye karşı tarafa bildirilmesi. Genellikle düzenlenen hususlarda. Bu bildirimden sonra belirli bir süre sözleşmenin askıda kalacağının belirtilmesi. Yani edimlerin, tarafların edimlerinin ifa etmeyeceğini. Genelde bu sözleşme tiplerine göre değişmekle beraber bir aydan altı aya kadar değişen bekleme süreleri öngörülebiliyor. Bu durumda taraflar önceden sözleşmenin zaten askıya alınacağını kararlaştırmış oluyorlar. Bu süre hali hazırda devam eder ise 6 ayı da uzarsa bu durumda taraflara sözleşmeyi artık sonlandırma hakkı da verilebiliyor. Eğer böyle bir düzenleme varsa buna ilişkin usule ve prosedüre uymak gerekir. Bazen de sözleşmede hiç düzenlenmiyor. Yani mücbir sebebe ilişkin özel bir madde bulunmuyor. Böyle bir maddenin bulunmaması ya da açıkça ifadenin mücbir sebep olarak yazılmaması mücbir sebebe ilişkin hukuki sonuçlardan yararlanmaya engel değildir. Mücbir sebep düzenlemesi olmasa dahi borçlar kanununda yer alan borcun imkansızlaşması düzenlemesine göre buradaki düzenlemelerden faydalanma imkanı var. Burada dikkat çekmemiz gereken bir husus uygulanacak hukuk konusu. Şimdi özellikle yurt dışı ile yapılan işlerde ve sözleşmelerde taraflar yabancı bir hukukun uygulanmasını kararlaştırabiliyorlar. Eğer yabancı bir hukuk kararlaştırılmış ise bu yabancı hukuktaki mücbir sebep yani force majeure düzenlemelerin de mutlaka dikkate alınması gerekir. Çünkü yabancı hukuk düzenlemesi taraflar açısından yine bağlayıcı olacaktır. Salgın hastalık mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceği yönündeki sözleşme maddeleri kural olarak kanuna aykırı olacaktır diye kabul ediyoruz. Buna farklı yaklaşan görüşler de mevcut. Yani taraflar ticari serbest sözleşme ilişkisi çerçevesinde hangi durumların mücbir sebep, hangi durumların mücbir sebep olmayacağına karar verebilirler. Dolayısıyla eğer bir durum mücbir sebep olarak kabul edilmeyecek diye açıkça yazılmışsa mücbir sebep hükümlerinden yararlanılmayacağını ifade eden görüşler de var. Fakat burada biz hani burada bir yedek düzenleme değil, kanunun öncelikle uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki yargılamada farklı yorumlarda karşılaşılabilir. Tam bu noktada şeyi özellikle belirtmek isterim. Biz bu sunumumuzda genel itibariyle temel esasları aktarmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada söylenen hususlar sizin somut olayınıza ilişkin lütfen bir hukuki görüş olarak nitelendirmeyiniz. Çünkü her somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gereken durumlar söz konusu olacaktır. Ve bu ayrıntılar uygulanacak prosedürü, hükümleri etkileyebilir. Dolayısıyla her somut olayda mutlaka hukukçuyla temas ederek doğru değerlendirmenin yapılması, her parametrenin doğru şekilde etkisinin değerlendirilmesi doğru hukuki sonuca ulaşmak açısından önemli. Bunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Sadece pandemi olması, Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu salgın hastalık olarak ilan etmiş olması mücbir sebep kabulü için tek başına yeterli değil. Bu mücbir sebebin bizim borcumuzu, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğümüzü ifa etmemizi, yani yerine getirmemizi imkansız hale getirmesi gerekir. Eğer böyle bir etki yok ise, ben zaten işimi hiç etkilenmeden devam ettirebiliyorsam, karşı taraf hiç etkilenmeden kendi edimlerini yerine getirebiliyorsa, dünyada bu salgın var ya da ülkede bir salgın var, dolayısıyla ben de mücbir sebep altındayım diyemeyiz. Burada sözleşmenin ifasına olumsuz bir etkinin mutlaka olması gerekir. Eğer borç hiç ifa edilememekteyse borçlu tarafın sorumluluğu ortadan kalkar.
Ancak duruma göre geçici ifa imkansızlığı söz konusu ise böyle bir durumda bu ifa imkansızlığı ortadan kalktıktan sonra borç ifa edilebilecektir. Şimdi buradaki ifa imkansızlığını sürekli ve geçici olarak ikiye ayırıyoruz. Sürekli olması halinde borç dediğim gibi tamamen sona eriyor. Fakat geçici ise bu durum sona erdikten sonra borç ifa edilebilecekse ifa etmek gerekir. Sadece şöyle bir ayrım var bu noktada. Eğer mücbir sebep kalktıktan sonra borcun ifa edilmesi alacaklı açısından beklenen faydayı sağlamıyorsa, yani edimin yerine getirilmesi borçlu açısından, alacaklı açısından tatmin edici değilse, burada artık sürekli bir ifa imkansızlığı olduğu sonucunu da ulaşıyoruz açıkçası. Bu noktada örneğin iş yerinde veya iş yerini bulunduğu bölgede karantina, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle belirli vadeli yükümlülüklerin yerine getirmesi mümkün değilse, artık burada borcun imkansızlaştığından bahsetmek mümkündür ve kural olarak da sorumluluk doğmaz. Fakat buradaki karantina, sokağa çıkma yasağı idari bir karar sonucunda ortaya çıkan karantina ve sokağa çıkma yasağı olmalı. Bizim idari karar olmaksızın kendi inisiyatifimizle iş yerini kapatmamız doğrudan doğruya mücbir sebep olarak ifade edilmez. Doğrudan doğruya bunun sonuçlarını doğurmaz. Eğer bu şekilde borcu ifa etmemize tamamen engel bir durum söz konusu değilse ne olacak? Yani mücbir sebepten yararlanamıyorsam, böyle bir durumda borçlar kanunundaki aşırı ifa güçlüğü üzerinde durmamız gerekir. Aşırı ifa güçlüğü bazı unsurların olmasını gerektiriyor. Nedir onlar? Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmesi de mümkün olmayan olağanüstü bir durum ortaya çıkmışsa ve bu durum borçludan kaynaklanmamışsa, borcun aynen ifa edilmesi dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde borçlu aleyhine koşulları değiştiriyorsa ve borç da henüz ifa edilmemişse, yani yerine getirmemişsek edimimizi, ya da saklı tutarak yerine getirmişsek bir aşırı ifa güçlüğünden bahsedebiliriz. Böyle bir durumda borç sona ermemekte en temel fark, aşırı ifa güçlüğünde edimin ifası imkansız hale gelmesi, şartlar önemli şekilde değiştiği için güçleşmekte. İkisi arasındaki en temel fark bu. Böyle bir durum söz konusu ise biz mahkemeye başvurarak hakimden durumun, yani sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep etme hakkına sahibiz. Eğer böyle bir imkan yok ise ve bizim açımızdan da sözleşmenin sürdürülmesi imkanı da yok ise, böyle bir durumda da sözleşmeyi feshetme hakkı bulunacaktır. Dolayısıyla durumun özelliğine göre COVID-19 mücbir sebep midir, yoksa aşırı ifa güçlü olarak mı değerlendirilir? Bunu doğru tespit etmek gerekir. Çünkü her ikisinin hukuki sonucu çok farklı. İzlenmesi gereken usul ve prosedür de çok farklı. Belki burada bir hususu daha değerlendirmek gerekir. O da tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, yani her iki tarafta birbirine karşı bir edimi verecek. Biz örneğin ham madde tedariki için ham madde bekliyoruz. Karşılığında bir ücret ödememiz gerekir. Her iki tarafın yerine getirmesi gereken bir borç var. Böyle bir durumda eğer taraflardan bir tanesi edimini ifa edemiyorsa, ifayı yerine getiremiyorsa ya da hazır değilse, ifa edeceğini belirtmiyorsa, diğer taraf ödemezlik defini ileri sürebilir. Yani sen borcunu yerine getirene kadar ben kendi edimini yerine getirmeyeceğim diye itiraz hakkı da bulunabilir. Bu özellikle Albert Bey'in sonunda bahsettiği bu nakit sıkışıklık durumları da özellikle önem arz edebilecek bir nokta olabilir. Borç ilişkisinde hangi ifanın öncelikle yerine getirilmesi gerektiği sözleşmeler açısından ayrıca değerlendirilmeli. Burada kira sözleşmelerine ilişkin özel durumlara da yer vermek gerekir. Biraz önce bahsetmiştim. 7226 sayılı yasa Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasına kadar işleyecek iş yeri kira bedellerinin ödenmemesi halinde kiraya verene
kira sözleşmesini pes etme veya mahkemeye giderek tahliye etme hakkını elinden aldı. Şimdi burada özellikle dikkat edilecek husus sadece iş yeri kiraları için söz konusu olmasıdır. Konut kiraları bunu kapsamıyor. Ve buradaki hüküm şu şekilde de anlaşılmamalı. Mart ile Haziran ayı dönemine ilişkin kiraları ödemek zorunda değiliz. Kira affı geldi. Hayır, bu düzenleme sadece kiraya verene aslında ödeme gecikirse tahliye isteme hakkını bertaraf etmiş durumda. 30 Nisan'a kadar malum bütün icra takiplerinin ve davaların durduğunu söylemiştik. 30 Nisan'dan sonra eğer süre uzamaz ise bu ödenmeyen kiralara ilişkin olarak alacak talebi yapmak mümkün olacaktır. Buradaki sözleşmede belirlenen faiz oranı aynı şekilde geçerlidir. Eğer tazminat, cezai şart belirlenmiş ise bunlar talep edilebilir. O yüzden mutlaka bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. En önemli nokta muaceliyet şartı. Genelde sözleşmelerde vardır. Yani bir kira ödenmediği takdirde kira sözleşmesinin kalan süresine ilişkin kiraların da muacel hale geleceğine ilişkin düzenlemeler. Bu düzenlemeler hali hazırda geçerli. Temmuz 2020'de Borsal Kanunu'nda iş yeri kiraları için uygulanması ertelenen madde yürürlüğe girecek. O madde de şunu düzenliyor. Kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Dolayısıyla özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muacel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir diyor. Bu hüküm eğer uzatılmaz ise erteleme süresi Temmuz 2020 itibariyle yürürlüğe girecek. Dolayısıyla bu tarihe kadarki olan kiraların talep edilme ihtimali muaceliyet kaydı çerçevesinde mümkün olabilecektir. Bu hususlara da özellikle dikkat edilmesi gerekir. Tabii önemli bir nokta özellikle iş yeri kiraları için söz konusu olan teminat konusu. Kiranın karşılığı olarak teminat mektubu verilmesi ya da nakdi teminat bulundurulması kiraya verene söz konusu olabiliyor. Kiraya verenin bu nakdi teminata başvurmasını engelleyecek biz herhangi bir engel görmüyoruz açıkçası. Dediğimiz gibi çünkü düzenleme sadece tahliye davası açılmasına engel oluyor. Tahliyenin istenilemeyeceğini söylüyor. Fakat teminatlara müracaat ve faizle veya tazminatla bedellerin istenmesinin de herhangi bir engel durum söz konusu değildir. İdare ile akdedilen kira sözleşmelerinde de benzer düzenlemeyi getirdiler. Kamu ihale sözleşmeleri kanunu çerçevesinde borçludan kaynaklanmayan sebepler var ise ve bu yüklenicinin ihale kaldırmaya gücü yetmiyorsa bildiriyor 20 günlük süre içerisinde idareye. Yetkili mercilerden belgelendiriliyor. Sözleşmenin feshi veya sürenin uzama hükümlerinden yararlanabiliyor. Yani kamu ihale sözleşmeleri açısından da aynı şekilde ifadeler yerine getirildi. Peki ben sözleşmeleri feshedebilir miyim? Bu salgın sebebiyle. Dediğimiz gibi tek başına sözleşmenin salgın olması sözleşmenin feshi için yeterli bir sebep. Bunu sözleşmenin ifasını imkansız hale getirmesi gerekir. Eğer sözleşmelerde belirli bir bekleme süresi öngörülmüş ise bunu beklemek gerekir. Çünkü taraflar askıya alınmayı kabul etmiştir. Eğer kesin vadeli bir borç var ise yani o sürede mutlaka yerine getirilmesi gereken bir sözleşme var ise bir edim varsa ve yerine getirilemiyorsa artık sözleşmeden beklenen menfaat elde edilemeyeceği için söz konusu olabilir. Uyarlama yani aşırı ifa güçlüğü sebebiyle uyarlama talep edilemeyeceği de her sözleşme özelinde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bunu her bir sözleşme üzerinde mutlaka tarafların göz önüne bulundurması gerekir. Ben vakit daraldığı için sorulara da biraz yer kalsın diye biraz hızlı geçeceğim. Son bir uygulamada çok karşılaşılan sıkıntılardan bir tanesi biraz karmaşa var. O da bu çekle ilgili. Buna da yer verdikten sonra sizin sorularınızı yanıtlama kısmına geçebiliriz açıkçası. Şimdi normal şartlar altında 7226 sayılı yasa ibraz sürelerini de durdurdu. Fakat normal şartlar altında 30 Nisan'a kadar ibraz sürelerinin durmuş olması ve 1 Mayıs tatil gününe denk geliyor. 1 Mayıs'tan sonraki gün itibariyle, ilk iş günü itibariyle bundan ibraz edilmesi gerekir. Fakat uygulamada
bankaların kendilerini ibraz eden çekleri karşılıksız bulduğu görülüyor. Yaşanıyor. Çünkü bunu şu şekilde yorumlayan da var. Bu hamil açısından getirilen, yani hamil eğer bankaya gidemiyorsa, çünkü biliyorsunuz 10 günlük genel itibariyle kural olarak bir ibraz süresi var. 10 gün içerisinde bankaya ibraz edememişse onun için getirilmiş bir uzama süresidir. Borçluyu korumaması gerekir diyen de var. Fakat sürenin uzaması gerekir diyen de var. Burada bir karmaşa var açıkçası. Buradan da çok büyük uyuşmazlık doğacaktır. Fakat bankalar genel itibariyle bildiğimiz kadarıyla şu an için karşılıksızdır işlemini yapıyorlar. Ve bu beklemede durma süresi tam anlamıyla uygulandığı söylenemez açıkçası. İş hukuku tarafı tabii çok detaylı, ayrı bir alan. Şimdi iş hukuku için belki ayrı bir seans yapmak gerekecek. Çünkü özellikle bu taslak yasadaki ücretsiz izin düzenlemesi, iş güvencesi düzenlemeleri de çıkar ise, kısa çalışmayla beraber yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, zorunlu yıllık izin, ücretsiz izin, uzaktan çalışma, çalışma koşullarındaki değişiklik, her biri kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmesi gereken hususlar. Oraya çok şey kalmadı ama sorular gelirse o noktadan da cevapları vermeye gayret ederiz. İyi, ben hani soru kısmına dilerseniz geçebiliriz. İzzetciğim, ben giriyorum. Evet, bir yandan chatten aslında sorular teker teker gelmeye başladı. Ben oradan mümkün olduğunca da kısaca cevap vermeye çalıştım. Haklısın. Bunların arasında iş hukuku da var. Orada dediğin gibi zaman kaldıkça belki cevap verebiliriz ama önümüzdeki haftaya belki bırakmakta da fayda olabilir. Uzun olacaksa eğer cevapları. Çünkü iş hukuku herhalde başlı başına alınması gereken bir konu olacak. Bu arada istersen konuklarımızın yerine ben de şey yapabilirim, söyleyebilirim. Sorulan sorularda mesela bir tanesi şu: eğer müşteri ile tedarikçi arasında herhangi bir sözleşme yoksa mücbir sebep uygulaması nasıl yapılacak? Bunu cevapladın aslında ama belki kısaca tekrar etmekte fayda olabilir. Bu biraz önce yeni geldi çünkü soru. Evet, yazılı bir sözleşme olmasa dahi eğer biz sözleşmelerin mutlaka ıslak imzalı yapılmasını ya da yazılı yapılmasını geçerlik açısından şart koşmuyoruz belli sözleşme hükümleri, sözleşmeler dışında. Dolayısıyla sözlü yapılan sözleşmeler de geçerli. Yazılı yapılan sözleşmede mücbir sebep hükmü yoksa, hangi şeyler uygulanacaksa aynı durum burada da geçerli. Eğer biz ifayı gerçekleştiremeyeceksek mücbir sebep nedeniyle ya da aşırı ifa güçlüğüne düşmüş isek, ikisinden bir tanesinin uygulanması söz konusu olabilecektir. Yasal olarak bir engel yoktur. Arada yazılı bir sözleşme olmaması bu durumun uygulanması engel değildir. Bir tane daha var. İş hukukuyla ilgili o. Yani aslında bir tane daha soru var. Yine pandemi sözleşmelerle mücbir sebep olarak kabul ediliyor mu diye, buna da cevap verdim. İstiyorsan tekrarlamak istersen tabii ki tekrarlayabilirsin. İstersen teker teker şey yapalım. Hani arada bir şey olmasın. Şimdi pandemi tek başına, yani dünyada salgın var. Türkiye'de salgın var. İstanbul'da salgın var. En yoğun olduğuken. Dolayısıyla mücbir sebep ve sözleşme ilişkileri tamamen durdu, ifade edilemiyor, denemez. Bunun için sözleşme taraflarına etki ediyor olması gerekir. Her bir sözleşme ilişkisi kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir. Eğer sözleşme tarafları kendi yükümlülüklerini yerine getirebiliyor ise, mücbir sebepten etkilenmeden sözleşme devam eder. Ama bu hastalık sebebiyle, örnek iş yerimin bulunduğu alanda karantina ilan edildi ve çalışanlarımın iş yerine gelip üretim yapma imkanı yok. Artık burada doğrudan doğruya bir etki söz konusudur. Bir ifa imkansızlığı vardır. Burada artık mücbir sebep devreye girer. Ama hiçbir etkilenme yoksa girmeyecektir. Aynı şekilde kiralar için söyleyebiliriz. Ben restoranım. Kira sözleşmem var. Restoranlar idari kararla kapatıldı. Şu an faydalanamadığım bir sözleşme sebebiyle bu borcu ödemek zorunda mıyım? Artık burada bir mücbir sebep var. Mücbir sebep hükümleri uygulanıp burada artık ödeme hükümlerinin askıya alınması gerektiği kanaatindeyiz. Tabii eğer karantina söz konusu değil ise, biz kendi inisiyatifimizle bunu yapmış isek ya da işimiz çok etkilenmiş ise
hiçbir sebeple ulaşmamıştır ama ben 10 lira olan kirayı 10 lira olarak ödemeye devam edersem işletmemin ekonomik gücünü korumam mümkün değil. Aşırı ifa güçlüğü içerisine düşüyorum. Belki bir ay ödeyeceğim, ikinci ay ödeyemeyeceğim. Böyle bir durumda da yeni koşullara uyarlanmasını ve bedelin indirilmesini talep edebileceğim. Bize için bir tane de Ahmet Bey sormuş, Ahmet Erkan. İşçinin koronavirüs nedeniyle çalışmak istememesi, işi reddetmesi hali. Belki kısaca cevap verebilirsin. Evet. Eğer şimdi işveren iş sağlığı güvenliği kuralları çerçevesinde çalışanının iş sağlığı güvenliği koşullarını sağlamakla yükümlü. Eğer bu konuda bir eksiklik var ise çalışanın sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusu ise çalışan edimini ifa etmekten geri durabilir, çekinebilir. Fakat biz her türlü işveren olarak gerekli hijyenik koşulları sağlamışız. Hukuken alınması gereken bütün tedbirleri almışız. Böyle bir durum söz konusuysa işi yerine getirmekten kaçınamaz. Böyle bir durumda hatırlatmaya rağmen edimini yerine getirmemesinden kaynaklı haklı nedene kadar, o sebebe kadar gidebilecek yaptırımların uygulanması söz konusu olabilir. En azından chat bölümünden gelen başka bir soru yok bize. Bir saniye, bir tane şey var. Hemen okuyorum, şimdi geldi. Siparişlerin iptali yerine ertelenmesi sebebiyle bize finansal faiz ya da ekstra depolama ücreti gibi bir fatura kesilebilir mi? Sizin normal, doğru anladıysam soruyu, yani ben gününde teslim etseydim böyle bir maliyete katlanmayacaktım. Fakat gününde teslim edemediğim için bu stoku bir yerde tutmak zorundayım. Onun da külfeti bana yükleniyor diye anlıyorum. Şimdi böyle bir durumda evet mücbir sebepten kaynaklanan bir durum var ise ve ek bir külfet ortaya çıkmış ise ben bunu genel hukuk prensipleri çerçevesinde talep edilebileceğini açıkçası düşünüyorum. Umarım yanıtlayabilmişimdir doğru anladıysam soruyu. Evren Bey sordu, Evren Cibelik sordu. Bilal'e onu anlatırız biz. Tamam. Yazılı olarak da iletiriz. Şimdi iki soru da geldi. Hemen arka arkaya söyleyeceğim ben sana. Karantina kararı alınmamış bir bölgedeki firmanın çalışanlarından birinin virüs kapması halinde tedbiren faaliyeti durdurma kararı alan firmalar mücbir sebepten faydalanır mı? Burada şöyle bir durum var. Gene idari karar olup olmaması çok önemli. Şimdi eğer bu işverenin inisiyatifiyle hapsi sağ kanununun getirdiği bazı yükümlülükler var. Eğer bu yükümlülükler çerçevesinde iş yeri karantina altına alınmış ise bir idari karar ile böyle bir durumda evet mücbir sebep kapsamına girer. Fakat bir tek çalışanımızda bu tespit edildi ya da şüphe var. Bu sebeple ilgili çalışan veya temas ettikleri çalışanlar sadece karantina altına alınmışlar ise burada bir mücbir sebep olduğundan bahsedemeyiz. Eğer sayı biraz fazlaysa ama hala üretim devam ediyorsa belki aşırı ifa güçlüğü sebebiyle uyarlama söz konusu olabilir. Biraz önce cevabını verdin ama yeniden soruldu. Yargılamalar ve icra takiplerinin 34/2020'den daha uzun uzatılma ihtimali olup olmadığı bizim fikrimizi sanırım evet. Soruya katılımcımız. Tamamen kişisel fikir, onu söyleyeyim. Yani umarım uzatılmaz. Bu herkes için. Çünkü uzatılmaması demek işler yoluna girdi demektir. Ya da yoluna giriyor demektir. Fakat görünen o ki sayılar itibariyle baktığımızda Nisan'da olması gereken pik ve yükseliş biraz Mayıs'a doğru kayıyor gibi. Dolayısıyla uzama ihtimali var. Zaten hani yasa da bunu Cumhurbaşkanı'na 6 aya kadar, 6 aya geçmemek üzere uzatma imkanı da verdi. Olabilir. Çünkü araya bayram da geliyor açıkçası. Onunla birleştirerek belki dahil edip o Mayıs'ı da içeriye alabilirler. Ama dileğimiz bunun ertelenmemesi, bir an önce herkesin normal yaşamına dönmesi, sağlıklı günlere kavuşmamız tabii. Evet, süremiz daralıyor. Bir tane daha soru var, ben atlamışım yukarıda. Bir saniye, Sait Bey'in sorusu. Eğer tedarikçiden kaynaklanan nedenle müşterinin hattını durdurma durumu olursa yine mücbir sebep kabul edilir mi? Yine arada herhangi bir sözleşme olmadığı durumda demişler. Şimdi bu tedarikçiden kaynaklanan durum, burada çok, hani bu çok güzel bir soru ama
çok farklı boyutları var. Eğer tedarikçiyle ilgili kendisi mücbir sebeple bu işi yerine getiremiyorsa, bana karşı edimlerini yerine getiremiyorsa ve ben bu sebeple kendi edimlerimi aksatmışsam ve başka bir yerden de tedarik sağlayamıyorsa, çünkü borçlu alacaklının zararını azaltma yükümlülüğü içerisinde, onu katlanmak zorunda, elimden gelen tedbiri almış olmama rağmen başka bir şekilde giderme alternatif yollara bakmış isem, gideremiyorsam bu şekilde sorumluluktan kurtulma durumu söz konusu olabilir. Fakat ya benim tedarikçiler alamamışım, ben alternatif yapamamışım, müşterimin hattını durdurarak onun zararının artmasına sebep olmuş ise buna dayanarak mücbir sebebe yararlanamayacağı tam anlamıyla tartışma konusu olur açıkçası. Bu sizin ne kadar durumu gidermek için çaba gösterdiğinizle doğrudan ilgili. Hemen bir tane daha okuyorum İzzet. Ahmet Bey yine iş hukukuyla ilgili sormuş. Kısa dönem çalışma ödeneğine başvurduğumuz çalışanlar istifa etse kıdem ve ihbar tazminatı hak edemiyor. Peki listede bakanlığa gönderdiğimiz listede koşulları kabul olmayan ödeme alamayacaklar istifa ederse ne olacak? Şimdi aslına bakarsanız ilk yazdığınız kısım Ahmet Bey çok doğru değil. Şöyle bir oraya düzeltme yapmam gerekir. Şimdi iş kanunu çerçevesinde kısa çalışma ödeneği de alınmış olsa eğer iş yerindeki zorlayıcı sebeple bir haftadan fazla işin durmasını sebep olan bir sebep varsa veya iş koşulları çalışan aleyhine değişiklik doğurmuş ise bir haftanın sonunda çalışanın iş haddini feshetme hakkı olduğu da ifade ediliyor. Şimdi böyle bir durum henüz yaşanmadığı için yargıya yansıyan bir karar yok. Fakat doktrinde burada çalışan lehine hareket edilerek eğer çalışan mevcut koşullarla devam etmek istemiyorsa haklı nedenle iş haddini feshedebileceğine ilişkin görüşler de mevcut. Dolayısıyla çalışan kısa çalışma ödeneği sonunda içerisinde iş haddini feshedemezse açıkça söyleyemeyiz. Onun önüne geçebilmek açısından genelde önerilen aynı zamanda çalışandan da yazılı olarak bir onayın yani iş koşullarında değişiklik onayının alınması gerektiği ifade ediliyor. Tabii bu biraz teorik de kaçabilir açıkçası. Fakat dediğim gibi böyle görüşler var. İş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi de geçerli olduğu için sonraki süreçte buna ilişkin ben davaların olacağını bekliyorum açıkçası. İzzet önemli bir soru. Yanlış anlaşılmaya maruz kalındığını çokça son günlerde duyduğumuz bir konu aslında bu. Mücbir sebep durumunda borç ifası yapılmaz mı? Borç ortadan kalkıyor mu? Eğer edimi ifa etmek imkansızlaşmış ise bu sebepten dolayı evet ortadan kalkar. Fakat bu şu demek değildir. Şimdi siz eğer borcu yerine getiremiyorsanız ve bunun karşılığında bir edim almış iseniz borç ortadan kalktığı zaman almış olunan edimin de geri iade edilmesi gerekir. Yani dolayısıyla bu hususa bakacağız. Sunum içerisinde de anlattım. Eğer tamamen ortadan kalkmıyorsa, sadece gecikmeli ifa söz konusuysa ve bu alacaklı açısından gene de kabul edilebilecek bir durum ise o zaman ifa yine gerçekleştirmek gerekir. Sadece ertelenmiş olur. Son 3 dakikamız. O yüzden son bir soru daha var. Bir veya iki tane alabiliriz. Arada geçmiştik az önce. Çok genel bir soru aslında. Hani farklı şekillerde cevapladığını düşünüyorum ben. Sözleşmedeki yükümlülüklerin esnetilme oranı nasıl belirlenebilir? Bu tamamen açıkçası o esneme oranını eğer taraflar anlaşamıyorsa hakimin önüne gidecek. Şimdi burada şöyle bir açmaz var. 30 Nisan'a kadar zaten herhangi bir hakimin önüne gitme şansımız yok. Hani acil durumlar hariç deniyor ama yani böyle bir hakimden ani müdahale isteme şansımız da geçmiyor olacak. Dolayısıyla her halükarda bu esnemenin tarafları mağdur etmeyecek şekilde mutabakatla belirlenmesi gerekecek. Eğer mutabakat yapılamıyor ise benim önerim şu olacak. Yani tarafları mağdur etmeyecek şekilde önerileri getirip yazılı dokümante etmek. Bu süreçler tamamlandıktan sonra aradaki zarar bir karşı tarafın olumsuz tavrından kaynaklanıyor ise bunların daha sonradan talep edilebilmesi. Çünkü sözleşmesel ilişkiye aykırılıklar 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Bugünler elbet bir şekilde geçecek.
bunlar atlatıldığı zaman karşı tarafın olumsuz tavrı nedeniyle oluşan bir zarar varsa ya da zararın artması söz konusuysa bunlara ilişkin delilleri şimdiden oluşturup sonrasında tazmin talebinde bulunulabilir. Bircan Hanım, bir soru daha alma hakkımız var mı? Tamam, son soruyu alıyorum o halde. Kısa çalışmadan yararlanamayan çalışanımıza muvafakat izni alarak borçlu yıllık izin verebilir miyiz? Yarın işinden ayrılırsa bu borcunu maaşından kesebilir miyiz? Borçlu yıllık izin verebilirsiniz. Buna bir herhangi bir durum söz konusu değil. Maaşından kesmek kısmı ile ilgili de önceden onayını almak gerekir. Çünkü yıllık borçlandırarak yıllık izin vermek çalışanın lehine. Ama kabul etmek zorunda değil. Kabul ediyorsa da maaşından kesilmesi bu bir protokolle mutlaka belgelendirmek gerekir. Sanırım başka soru yok. İzzetçim, ağzına sağlık. Bircan Hanım, sözü size bırakalım. Sanırım bir anket var. Birer dakikalarını ayırırsa konuklarımız. Herhalde yapmak istersin. Bircan, sesini açar mısın? Konuşmadın mı? Ben hemen şuradan. Evet, İzzet Bey, Özlem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz katılımcılara, sabırla dinledikleri için. Umarız faydalı olmuştur. Kesinlikle. Sevgi Hanım, başta da söylemiştik ama galiba yine sorulardan iş hukukunu yapmamız gerektiğini herhalde bir kere daha teyit etmiş olduk. Evet. Kesinlikle. En kısa sürede bu anlamda da bir seminer planlarız sizlerle. Tamamdır. Memnuniyetle. Ek sorularınız olursa bize gönderebilirsiniz. İzzet Bey de o konuda başta söylemişti zaten. Derleyip tekrar göndereceğiz. Ben şimdi chat kısmından bir anket linki paylaşıyorum. İki sorulu olacak ama ilk cevaplamanızı isteyeceğiz. Gönderiyorum hemen. Sizden cevaplamanızı bekleyeceğim. Sonra ikinci soruya geçeceğim. Bir dakika falan bekliyorum. Evet, cevaplar geliyor. Geçelim mi ikinci soruya? Hala cevaplayanlar var, görüyorum, artıyor o yüzden. Tamam. 20 saniye daha. Evet, ikinci soruya geçebiliriz. Şimdi aynı linkten tekrar bir giriş yaparsanız ikinci soru ekranlarınıza gelecek. Güzel yorumlar geliyor. Tamam. İsterseniz bu cevaplar gelirken fotoğraf çekimine geçebiliriz. Herkesten kamerasını açmasını rica ederim. Normalde bunu her seminer sonrasında toplu fotoğrafı çekiyoruz. Ama buradan da yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu fotoğrafları da tabii Taysat sosyal medya hesaplarında kullanacağız. Dolayısıyla herkes açarsa tabii kamerasını biz çok mutlu oluruz ama açmak istemeyenler varsa onlara da saygı duyuyoruz elbette. Doğru fotoğraflar. Bu arada ben de çekeceğim burada. Tamam. Yine de paylaşacağız zaten ama siz... Biliyorum, şu an ama güzel görünüyor. Yöntemleri de uygulayalım tabii hep beraber. Evet.
Herkes hazırsa, Bircan sen herhalde hallediyorsun. Evet. Hemen ilkini alıyorum. Biraz daha bekleteceğim. Şimdi diğer kareyi alacağım. Hemen ikinciyi de alıyorum. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz organizasyon için, emekleriniz için. Evet, sevgili Bircan Hanım. Çok sağ olun herkese. Sağ olun, eksik olmayın. Üyelerimizin de ilave soruları olursa bu konu özelinde veya farklı hukuki konular özelinde her zaman Kurten Partners'ın bu anlamda bizim yanımızda olduğunu bilmenizi isteriz. İletebilirsiniz ister bize ister Kurten Partners'a. Çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş ayrılıyorsunuz ama biz misafirlerimizi uğurlamadan burayı terk etmeyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ayrılanlara hoşça kalın diyerek. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet, Taner Bey, Ömer Bey ve Y Yurt Yapan Bey. Sizlerin ilave bir sorunuz var mı? Peki, yok galiba. Tamam. Biz bir genel değerlendirme yapalım mı? Evet. Fatih Bey, postluğu alabilirsek belki... Onlar çıkamamış olabilirler. Evet, belki biz çıkartabiliriz. Ben şimdi dağıtım yaptım. İsterseniz de toplantıyı sonlandırabilirim. Sonlandırmayalım. Tamam. O zaman size çok kısa şeyi söyleyeyim ben. Güzel bir şey daha buldum. Bundan sonraki toplantıda kullanabilirsiniz. 4-5 tane falan co-host verebiliyorsunuz. Yani az önce onunla ilgili bir sıkıntı vardı ya şu an. Sen de böyle teker teker çıkartıyorsun yani. Hepsini birden şeye. Olmaz yani. İnceledikçe herhalde bir şeyler çıkıyor. Evet, şimdi ben denedim. Herkesi co-host yaptım zaten. Fark edersin Sevgi Hanım, sizi, Bircan Hanım, Özlem Hanım ve İzzet Bey. Hepinizi co-host yaptım. Tamam. Yani bütün özellikleri aynı hostla birlikte kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki toplantılarda örnek veriyorum, hani biri anlatırken biri sadece gelenleri içeri alabilir hep. Başında durması harika, lazım gibi. Harika. Sadece şeye şaşırdım. Neredeyse %50 gibi bir katılım oldu. Evet. Yani bu maalesef yani fiziksel olarak da aynı ortamda yaptığımız seminerlerde yaşadığımız bir şey zaten. %50 çok ciddi bir oran çünkü. Yani %20-30 onun marjıdır da. Evet. Ya maalesef hani ben de üzülüyorum o duruma açıkçası. Yani çok samimiyetle paylaşayım onu. Bu tarz yani ücretsiz etkinliklerde hani 10 kişi 20 kişi kayıt olup ne yazık ki 1-2 kişi katılıyor gerçekte. Dolayısıyla o hani diğer katılımcıları, sırada bekleyen katılımcıları da tabii aslında, yoksa bizim için şey. Fark etmez. Yoksa evet. Hani bir kişi de, üç kişi de ya da 33 kişi de hiç fark etmez. Aynen. Yani biz aynı. Heyecanlı ama, yapacağız ama mesela dün bahsettim ya Manhumer'den Yusuf Bey, Özlem Hanım kotada olmuş, giremedik dedi. Aynen öyle. O yüzden üzüldüm açıkçası başkalarının hakları açısından. Belki bu da biraz öğreneceğimiz bir süreç yani herkes belki çok iyi planlayamıyoruz hani birçoğu da bugün de fark ettik mesela birçok katılımcı iş yerinden katılıyordu. Evet. Belki farklı bir işi çıktı o nedenle gelemedi. Evde bile olsa başka bir şey çıkmış olabilir başka çok şey normal. Çıktı. Aynen evet. Öyle. Aynen. Hani bu da yani online kısmı da işin biraz disiplin gerektiren bir iş, zaman içerisinde o da oturacaktır inşallah. Hiç şüphem yok. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hem anket sonuçlarını hem de fotoğrafı Bircan sizinle paylaşır. Bitireyim. Tamam. Bu arada ben de fotoğraf çektim de bir onları da göz atarsınız. Tamam. Ben de çektim. Bakayım, ben de bakacağım bir ara. Önümüzdeki hafta çarşamba yine aynı saat olarak söylemiştik. Yine aynı konuyu. Bakıyorum hemen. Katılım 90 olup da talep var deyince... Evet. Canım sizinle mi konuşmuştuk onu? Aynen herhalde. 14 Nisan saat 15 yine.
demişiz. O gün sizinle konuştuğumuzda ben İzzet'le okeyleşmiştim aslında. Eğer ayarlayabilirsek tekrar, yani siz de arzu ederseniz aynı gün sabahtan da iş hukukunu yapabiliriz. Tamam. Onun tam ne olsun? Ben şimdi Tülay'a yazayım bir yandan. Tülay evden devam ediyor çalışmaya. Ona da hemen yazayım. Ben, ya ona da aslında yine hani genel bir isim koymakta fayda var diye düşünüyorum. Hani pandeminin iş hukuku bakımından etkileri falan gibi bir şey demek lazım. Bir saniye. Covid-19 ve iş hukuku diyelim mi? Diyelim, evet. Tamam. Yani biz ona baktım yazımızda ne yaptık diye şimdi baktım da iş hukuku perspektifinden Covid-19 demişiz. İkisi tamam. De çok uygun, aynı şey zaten. Tamam. Okeydir. Ben şimdi 14 Nisan saat 11 için Tülay'a yazıyorum. O saate güne bir başka planlama yapmadıysa hemen bunu okeyler size. Tamam, harika. Tamam. Çok teşekkürler. Bunun için sadece İzzet Bey mi anlatıcı olacak? Belki Karsu Hanım da katılır ona. Tamam. İzzet anlatır muhtemelen. Olur. Yani ben katılır mıyım ona bilemiyorum. Belki benim yerime Karsu co-hostluk yapabilir. Tamamdır. Anlaştık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler Özlem Hanım. Evet. Görüşmek üzere. Konserde görüşürüz artık. Evet, gönderdim. Arkadaşların telefonu yok diye paylaşamadım. Siz paylaşırsınız. Tamamdır, paylaşacağım. Görüşürüz. Ondan el sallaşırız. Tamam, sevgiler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.